Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi, girişimsel radyoloji alanında gerçekleştirdiği yenilikçi ve başarılı tedavilerle dikkat çekiyor. Girişimsel radyoloji dediğimiz bölüm, radyolojinin henüz yan dalı olmayan bir yan dalı. Minimal invaziv işlemler yaptığımız bir alan. Burada biyopsisinden tutun da damar içinden tedaviler olmak üzere birçok işlem yapıyoruz. İşlem çeşitliliğimiz çok fazla. Yaklaşık girişimsel radyoloji polikliniğimizde yaklaşık 6 aydan beri 2500 kadar hasta muayene ettik. Ve yaklaşık 2000 kadar hastaya burada anjiyografi işlemi ve biyopsi işlemi uyguladık. Damar içinden veya damar dışından tedavi uyguladık. Bugüne kadar da dediğim gibi yaklaşık 200 tane nöroendovasküler işlem yaptık ve bunun yaklaşık 80 tanesi inme, yaklaşık 50 tanesi beyin damar baloncuğu, yani serebral anevrizma dediğimiz hastalıklar ve geri kalanında şah damarı darlığı dediğimiz karotis, internal karotis arter darlıkları. Gaziantep Şehir Hastanesi girişimsel radyoloji hakkında ve kliniğimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada öncelikle hem Antep hem de tüm Güneydoğu illerdeki hastalarımıza girişimsel radyoloji hizmeti vermekteyiz. Alanımıza baktığımızda iki tane üst düzey bir plan cihazımız bulunmakta. Burada ise monoplan cihazımız bulunmakta. Her türlü girişimsel radyolojik işlemler hastanemizde yapılmakta. Özellikle inme ve beyin kanaması gibi A grubu özellikli işlemler de hastanemizde yapılmaktadır. Ünitemiz dışında bize tanımlı, girişimsel radyolojiye tanımlı 10 tane yataklı servisimiz de bulunmakta. Ayrıca bir adet girişimsel radyoloji polikliniğimiz bulunmakta. Diğer branşlar gibi çok bilinmediği için hastalara bize ulaşmakta, sıkıntı yaşamakta. Bize ulaşması için hani hastanemizin C7 blokta, girişimsel C1'de daha doğrusu, C7 blokta girişimsel radyoloji polikliniğimiz mevcut. Hastalar oraya başvuraktan bize ulaşabilir. Ben bugün özellikle size iskemik inme, yani halk arasında felç inmesi diye bilinen hastalık hakkında kısa bir bilgi vereceğim. İskemik inme saatine göre değişmekle birlikte genellikle semptomları vücudun yarısında felçlik, kol ve bacaklarda yüzde felçlik, konuşma bozukluğu, bilinç bozukluğu ve koma gibi bulgularla karşımıza çıkıyor. Bu hastalar genellikle şeker hastası, tansiyon hastası veya kalp hastalığı olan hastalar oluyorlar. Bu hastalarda en önemli, tedavideki en önemli şey zaman. İlk 6 saatte hastanın acil servise başvurması ve beynine atan pıhtının çıkarılması gerekiyor. Çünkü insan beynine tam 5 dakika gitmeyince hücreler ölmeye başlıyorlar ve geri dönüşümsüz bir sürece giriyor. Bu nedenle dolayı ölen hücreler var. Bir de can çekişen, kurtarılmayı bekleyen hücreler var. Girişimsel radyoloji olarak biz burada can çekişen hücrelere müdahale ediyoruz. Kasıktan, yaptığımız işlemden kısaca bahsedecek olursak, işlemimiz aslında hasta için çok konforlu bir işlem. Vücudun herhangi bir yerinde yara, kesi izi olmuyor. Kasıktan küçük bir iğne deliğiyle girip beyindeki damarların içine gidip tıkanmış damarı bulup o tıkanmış damardaki pıhtıyı özel aletlerimizle, balık oltası gibi aletlerimizle çekip çıkarıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra hastaların özellikle saatine göre semptomları, bulguları değişebiliyor. Bazı hastalar eğer erken geliyorsa, mesela ilk bir saatte, ilk ikinci saatinde hastaneye başvuran hastalarda felçlik, konuşma bozukluğu, bilinç anında değişiyor, anında iyileşiyor yani. Hemen masada işlemden bir dakika sonra bile hastalarımızda konuşmaya başladığını, yürüdüğünü, kolun hareket ettirdiğini görebiliyoruz. Ama bu süre uzayınca, yani 5. saati, 6. saati bulunca maalesef can çekişen hücre sayısı azaldığı için, ölen hücreler zaten öldü, amacımız can çekişenleri kurtarmak, istediğimiz kadar verimli olamıyor. Ancak ne olursa olsun ilk 6 saatte müdahale gerekli. Çünkü bütün dünyada yaşlı nüfusta en sık ölüm nedenleri kalp hastalığı, ikinci sırada da inmeler geliyor. Ve bütün dünyadaki en sık morbidite, yani sakatlık nedeni yine inme, yani felç. Bu nedenle saati hani 4 saat olsa da 5 saat olsa da son dakikada gelse bile hem tıp literatürü hem de bizim kendi uygulamamızda son saniyede olsa bile hastaya bir şans verip işlemi yapıyoruz. Bu işlem ücretsiz olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılmakta.
Evet. Tekrardan merhabalar. Bu hastamız yaklaşık 5 gün önce bize inme sebebiyle acilimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde kasık anjiyosunda hastamızın beyin arka kısmını besleyen, öyle mi? Tamam. Gördüğünüz üzere beynin arka kısmını besleyen kritik damar, baziler arter dediğimiz kritik damardaki şuradaki kesintiyi görmekteyiz. Kalpten ya da şah damarından atan bir pıhtı parçası buradaki damarı tıkayaraktan beynin arka kısmını beslenmesinin tamamen kesilmesine sebebiyet vermektedir. Özel cihazlar, son teknoloji cihazlar ve hastanemizde böyle iki tane son teknoloji.